Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle ben de teşekkür ediyorum. Bu nezih ortamda tanışmamıza vesile oldu. İbrahim Bey ve Usta Atölyesi akşam bu saatinde bir tanışma, bir sohbet etme. Biraz da ben seyahat etmeyi severim. Bu sohbetimizde biraz sizi bilgi seyahatine çıkartabilir miyim, onu deneyeceğim. Burada öğrencilerimden gelenler var. Yeni başlayanlar var, mezun olanlardan var. Az çok onlar aşinadır konuşma tarzıma. O konuşma tarzını burada da sürdürmeyi tercih ederim. Ben felsefe eğitimi aldım. Üzerine sosyoloji doktorası yaptım. Felsefeyle sosyolojinin arasında bir yerde gidip geliyorum. Bazen sordukları zaman hangi meslekten olduğumu karıştırdığım oluyor. Bundan rahatsızlık da duymuyorum. Çünkü ikisinden de feyiz alıyorum. İkisinden de öğrendiğim çok şeyler oluyor. Bana kattığı bilgiler oluyor. Olaylara biraz daha farklı bakabildiğimi hissediyorum. Yani felsefenin penceresinden, sosyolojinin penceresinden. Bu pencerelerden bakılabilecek olgular, gerçeklikler, özellikle sosyolojik gerçeklik bağlamında toplum, tarih, kültür dediğimiz alanda anlaşılması gereken, düşünülmesi gereken kavramlar var. Milliyetçilik de bu kavramlardan birisi. Yani milliyetçiliği şablon içerisinde bakacak olursak herkes bu şablonu değişik şekillerde kullanmayı tercih ediyor. Bu sohbetimizde kullananları bir tarafa bırakalım. Nasıl kullanmak isterlerse istesinler, onların bileceği iş. Biz bir olguyla yüzleşelim, tanışalım, anlamaya çalışalım. Bir iz sürelim istiyorum. İz sürmek bir anlamda işin içerisine girmek demektir. Yani kavramı anlamak için zihnimizde canlandırmak demektir. Biz kavramları mantık dersinde okuturuz. Çocuklar anlamakta özellikle bağlantı kurmakta bazen zorluk çekerler. Ama biraz anladıktan sonra da ya ne kadar önemliymiş noktasına gelirler. Öğrencilerimiz için çocuklar ifadesini kullanıyoruz ama hepimiz için aynı şey geçerli. Yani kavramlarla biz düşünüyoruz, kavramlarla bilim yapıyoruz, kavramlarla yol alıyoruz. İz takip de biraz kavramlar üzerinden gider. O zaman milliyetçiliği bir olgu, bir gerçeklik olarak bir kavram içerisinde ancak anlayabiliriz. Yani kavram dediğimiz şey zihnimizde tasarımladığımız ve zihnimizin dışında da gerçekliği olan olgulardır. Yani dolayısıyla biz bir varlıkla, sosyolojik bir varlıkla, sosyolojik bir gerçeklikle karşı karşıyayız ve o gerçekliği anlamak istiyoruz. Çözümlemek istiyoruz, bir yere oturtmak istiyoruz. Çünkü herkes kendi zaviyesinden, kendi bakış açısından kullanmaya çalışıyor. Kullanıyor da. Bazen işe yarar halde kullanıyor, bazen aleyhte kullanabiliyor. Dolayısıyla bu kullanmaları son yıllarda daha sık görmeye başladık. Yani siyasal anlamda da, uluslararası anlamda da çok sık görmeye başladık. Ben genellikle konuşmalarımda, konferanslarımda felsefeci olmanın alışkanlığıyla bir temellendirme yapmayı tercih ederim. Yani eskiyle, ilk ortaya çıkışıyla, problemin tartışılmasıyla başlamayı tercih ederim. Ama size o tercihime geçmeden önce bugünkü problemi de bir işaret edeyim, ondan sonra oraya geçeyim. Yani neden bu kavramla uğraşıyoruz problemi tamamen küreselleşme şartlarındaki gelişmelere bağlı. Yani küreselleşme şartlarında karşımıza bir manzara çıkıyor. Soğuk Savaş döneminde iki süper güç vardı. Soğuk Savaş sona erdi. Süper güçlerden birisinin ideolojisi ve devleti çöktü. Yerine
bir süper güç ve bir sistem kaldı. Bu sistem siyasal sistem ve ekonomik sistem olarak kendi zaferini ilan etti. İşte bundan 25 sene veya 30 sene öncesinde tarihin sonu ilan edildi. Yani biz zafer kazandık, artık o zaferin üzerine başkalarına, başka güçlere dünyada yer yok ilanıydı bu. Bu ne demektir? Başka milletlere de yer yok. Yani millet olmaya da gerek yok. Çünkü hepimiz bir insanlık milletindeniz. İnsanlık milletini hatta tek bir devlet haline dönüştürürsek ne güzel olur. İşte Armageddon dedikleri, işte uzaylılarla savaşan bir dünyalılar manzarası. Yani bir dünya vatan, dünyanın üzerinde de bütün insanlık bir millet ve bu millet üzerinden bir bilinç kazanacak olursak, yani bir insanlık milleti bilinci kazanırsak bir insanlık devleti de oluşturmuş oluruz. Bu iddia gündeme geldi. Bu iddianın ne kadar tehlikeli olduğunu şu anda görüyoruz. Yani yanı başımızda bombalar patlıyor. Biz savaşın içerisine istesek de istemesek de çekiliyoruz. Ve bu çekilme esnasında olayın içerisine, sürecin içerisine, gelişmelerin içerisine o süper gücün tamamen gücüne tabi olmayan diğer güçler, bir anlamda bunlar tarihi güçlü milletler diyebiliriz, devletler diyebiliriz. Yani Birleşmiş Milletler'e üye olmuş olan her devlet ve her millet bu işin içerisine girmiyor, giremiyor. Kim giriyor? Tarihi süreç içerisinde bir yer edinebilmiş, dünya tarihinde yer edinebilmiş milletler girebiliyor. İşte en son Sovyetler Birliği yıkıldığında bu devleti kuran güç ve yürüten güç Ruslardı ve Rusya arka planında vardı. Hemen toparlandı. Hatta tahminlerimizin çok çok üstünde, çok ötesinde çabuk toparlandı. Bu toparlanmalar da bence dikkate değer. Yani bir milletin potansiyel gücünü görmemiz açısından, yani demek ki bir potansiyel güç var ki o toparlanmayı yapabiliyor. Bunu İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya da yapmıştı. İkinci Dünya Savaşı'nda 1945'te Almanya yerle bir olmuştu. 1960 yılında, 61 yılında Türkiye gibi ülkelerden işçi ihtiyacı, işçi talebinde bulundu. Hatta 60'a gelmenize gerek yok. 1950'li yıllarda Türkiye'deki ilk hidroelektrik santrali işte bizim memleketimizde Nallıhan'da Sarıyer Barajı kurulurken Almanlar geldiler, yaptılar. Bu neyi gösteriyor? Yıkılan bir devletin külleri içerisinde bir milletin varlığını gösteriyor. Yani iddialı ve güçlü bir potansiyelin olduğunu gösteriyor. Bu sosyolojik bir şey, tespit yani. Yoksa Almanları, Rusları gözümüzde büyütmek açısından verdiğimiz bir örnek değil. Globalleşen dünyada ne oldu? Karşımıza ne çıktı? İşte tekrar bir Rusya gücü çıktı. Rusya Cumhuriyeti, ben de varım, oyunun içerisinde ben de giriyorum dedi. Ne oldu? Tek devlet, tek kutup, tek hükümdarlık iddiası geriye çekildi. Suriye'de vekalet savaşları oluyor. Vekalet savaşları olurken devletin birisi el kaldırıyor. Ben de varım diyor. Hangi devlet diyor? İşte Fransa diyor. Fransa'nın Suriye'de ne işi var? Birinci Dünya Savaşı zamanında sömürge haline getirmiş olduğu toprakları yeniden hak iddiasında, 100 yıl öncesinin yeniden hak iddiasında Avrupa Birliği'ne rağmen ben de varım diyor. Libya'da da aynısını gördük. Yani Fransa, ben güçlü bir milletim, köklü bir milletim. Dolayısıyla dünyadaki rekabette, dünyadaki mücadelelerde ben de varım mesajını rahatlıkla verebiliyor. İşte bakıyorsunuz geriye, İngiltere'sini, Çin'i ve başka devletleri bu mücadele içerisinde görebiliyorsunuz. O zaman ne oluyor? Yani nasıl bir sosyoloji var ki, nasıl bir insanlık evreni var ki bu insanlık evreni içerisinde, insanlık tarihi içerisinde devletleri ayağa kaldıran, devletleri sürdürebilen, varlıklarını sürdürebilen bir potansiyel güç var demektir. Bu potansiyel gücü anlamak gerekiyor. Sohbetimizi buraya odaklandırmamız gerekiyor. Yani işte milliyetçilik, milliyetçi olmak vesaire bir tarafa,
küreselleşme sürecinde milliyetçilik vardı, yoktu, olacaktı, olmasaydı daha iyi olurdu tarzındaki tartışmaların arka planını o zaman o milliyetçiliğin dayandığı bir millet olmalı ve bu milleti anlamak durumundayız. Görevimiz anlamak olmalı. Yani taraftar olmak anlamında değil bu. Yani işte biz Türk'üz ve Türk milletinden taraftarız diyebiliriz bu adına. Türk milliyetçiliği dersiniz. Meşrutiyet dönemindeki akımlardan birisi bunu Türkçülük akımı haline getirmiş. İşte sosyolojinin Türkiye'deki kurucusu Gökalp bunun bir anlamda fikir babalığını üstlenmiş. Dolayısıyla biz onu bir süreç olarak derslerimizde de okutuyoruz ve temele, teorik temele alıyoruz. Ama öncesine bakmamız lazım. Gökalp neden bir millet arayışı içerisine girmiş? Osmanlı neden millet arayışı içerisine girmiş? Buna bakmamız gerekiyor. Çünkü Gökalp'ten önce İttihat Terakki'nin ikinci meşrutiyette kendisine tarzı siyaset olarak seçmiş olduğu üç tane akım var. Yani seçmek değil aslında, bir mecburiyet, bir mahkumiyet. Ama temele alma sebebi, yani hareket noktası önemli. Bizim millet gerçekliğiyle tanıştığımız yer orası. Onun için oraya iyi bakmamız lazım, iyi görmemiz, okumamız lazım. Çünkü Osmanlı 19. yüzyıl içerisinde artık kendini yenileme çabası içerisinde, yani bir çözülme var, bir çöküş var, bir yıkılma tehlikesi var, bir toplum içerisinde, Osmanlı toplumu içerisinde bulunan, siyasal toplumunu kastediyorum, siyasal devlet yapısı içerisinde bulunan bazı grupların coğrafi temeli de olan ve etnik temeli de olan, milliyet temeli de olan bazı grupların Osmanlı'yı terk etme süreci başlamış durumda. Yani Sırplar ayrılmışlar, Rumlar ayrılmışlar, Bulgarlar ayrılmaya çalışıyor. Yani bir karma karışıklık söz konusu ve Osmanlı telaşlanmış vaziyette. Ne yapması lazım? Devletini sürdürmesi lazım. Devletini sürdürebilmenin yolunu arıyor. Devletini sürdürebilmenin yolu o dönemde Avrupa'da gelişmiş olan adına millet dedikleri bir gerçeklik. O zaman Osmanlı aydınları ve yöneticileri diyor ki o zaman bu milleti biz de keşfedelim, biz de bulalım ve adına millet diyelim ve devletimizi kurtaralım. Yani bir birliğimizi kurtaralım, bir hareket noktası yakalayalım. İşte o Osmanlı'nın son dönemindeki Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük akımları da milleti tanımlamak için ortaya çıkmış olan akımlar. Yani millet nedir ki, biz nasıl bir yapı ile tekrar ayağa kalkabiliriz, işte birliği sağlayabiliriz, bütünlüğü sağlayabiliriz, yeni bir güç elde edebiliriz. Çünkü görüyorlar ki 19. yüzyılda Hosman'ın dediği gibi milletler ve milliyetler çağı ortaya çıkmış vaziyette ve milletler üzerinden güçlenen toplumlar oyunda hep başarırlar. Yani kendi ülkelerini kalkındırıyorlar, kendi ülkelerini savunabiliyorlar, hatta sömürgeler elde edebiliyorlar. Yani dünyadaki zenginlikleri paylaşabiliyorlar. Kendi milletleri üzerinden şekillendirdikleri yeni devlet biçimiyle dünyaya açılabiliyorlar. Yani milliyetçilik dediğimiz şey öyle bir güç ki siyasal, yeni siyasal süreci belirliyor. O zaman bu siyasal süreci belirleyen millet ne ki bunun milliyetçiliği söz konusu olacak? Arayış bir meşruiyet kaynağıdır aslında. Yani siyasal meşruiyet kaynağıdır ve o zaman biraz daha geriye gitmemiz gerekecek. Yani bu siyasal meşruiyet kaynağı dediğimiz zaman ne anlayacağız? Yani zihnimizde ne canlanacak? Zihnimizde canlanacağımız yer bu tür kavramların, bu tür bilimsel çalışmaların, bu tür felsefi tartışmaların yapıldığı yer maalesef Batı dünyası. Yani biz bu tartışmaların içerisinde yine maalesef yokuz. Yani bizim tartışmalarımız başka tartışmalar. Ve dünyadaki olup bitenleri etkileyecek tartışmalar değil maalesef. Çünkü dünyadaki olup bitenler Avrupa merkezli olarak bütün dünyayı etkisi altına alabilecek potansiyelde ve güçte. Ve bizi de etkiliyor. Yani bizi doğrudan doğruya tehdit ederek etkiliyor.
Bizden önce kimi etkilemişti biliyorsunuz. Endülüs'ü etkilemişti. Endülüs bir anlamda geri çekilmek zorunda kaldı. Endülüs diye bir şey kalmadı. Geri çekilmek de demek doğru değil ama Endülüs bir çöküşün ifadesidir. Bunu unutmamak gerekir. Çünkü 1492 yanlış hatırlamıyorsam Endülüs'teki Yahudilerin dünyada gidecek yerleri yok. Ve Osmanlı'ya sığınıyorlar. Araplar, Müslümanlar en azından geldikleri yere bir kısmı gidiyor, bir kısmı tabii ki katlediliyor. Geldikleri yer Kuzey Afrika. Yani kendi ırklarından, kendi dinlerinden, kendi milliyetlerinden olan insanların bulunduğu yere gitmeleri son derece normal. Endülüs'ten sonra, Endülüs etkilendi mi? Etkilendi. Yani Müslümanlar da oradan doğruya etkilendi mi? Etkilendi. Bir medeniyet yıkıldı. 700 yıl ayakta kalmış ve muazzam birikimi olan estetiği, felsefesi, bilimi, kütüphaneleri olan bir zenginlik yıkıldı. O zaman sıra kime geldi? Osmanlı'ya geldi. Yani doğudan gelen Osmanlı'nın da, Türklerin de bir şekilde bundan etkilenmemesi mümkün değil. Peki ne var bu dönemde? Meşruiyet tartışmasını açtığımız yer aslında yeni bir devlet biçimiyle Batı kendi problemlerini çözdüğü gibi dünyayı egemenliği altına alabilecek bir süreç başlattı. Dünyayı egemenliği altına alabilecek bir süreç Batı dünyasında başladığında daha önceden başarılı olamadıkları alanlarda, birlik olamadıkları alanlarda, güç oluşturamadıkları alanlarda güç oluşturmaya başladılar. O zaman bir şey var. Yani orada bizim çözmemiz gereken, anlamamız gereken bir değişim var. Hani bir sır var. Bir değil, belki birden fazla sır var. O sırları çözümlemek gerekiyor. Yani bizim anlamamız gerekiyor. Benim anladığım kadarıyla birinci sır, Katolik Kilisesi'nin egemenliğinden kurtuldular. Yani Katolik Kilisesi'nin Orta Çağ'daki kurmuş olduğu egemenlik, her ne kadar dini görünümlü olsa da, yani teolojik bir egemenlikmiş gibi olsa da aslında dünyevi bir egemenlik. Yani krallara tanrı krallık dense de, krallar kendilerini tanrının yeryüzündeki temsilcisi olarak gördüklerini, hani Katolik Kilisesi öbür dünyaya gittiği zaman insanlara cennetin belgesini sattıkları gibi, krallara da krallık yetki belgesi veriyorlar. Meşruiyet Katolik Kilisesi'ne ait. Ve biz bu dönem Marx'ın tabiriyle feodalizmin egemen olduğu bir dönem. Yani beylerin, derebeylerin ve kralların egemen olduğu bir dönem. Halkın herhangi bir değeri yok. Halkın herhangi bir anlamı yok. Halkın herhangi bir güç olma potansiyeli yok. Yani halk sadece derebeylere çalışmak zorunda olan ahali. Yani bir anlamı yok. Ben bunu eski Yunan dönemini ilçağ felsefesi derslerini anlatırken kısaca bir vermeye çalışıyorum. O dönemdeki vatandaşlar, hani Batı demokrasinin ilk kaynağı olduğu için önemli, vatandaşlar sadece aristokratlardan oluşur diyorum. Arkasından aristokratların haricinde başka insan var mı? Tabii ki var, köleler var, ikinci sınıf insan. Zaten iki sınıfa ayrılıyor insanlar. Bir aristokratlar, bir köleler. Ha, bir de kadınlar var diyorum. Böyle bir toplumsal yapı içerisinde ilk çağ toplumu. Feodal toplumda da bundan bir farklı durum söz konusu değil. Bir derebeyler var. Derebeylerin yakınındaki aristokratlar var. Bir de köleler var. Kadınların durumu nedir bilmiyorum. Onu herhalde kadınlar daha iyi takip edebilirler. O zaman meşruiyeti din üzerine, daha doğrusu kilise üzerine, daha doğrusu Tanrı'dan güç aldığını iddia eden bir egemenlik üzerine kuran Batı dünyası birdenbire bunun ne kadar sıkıntılı olduğunu fark edip o birdenbire birkaç yüzyıllık bir birdenbire, yani hemen aniden olmuş değil, büyük mücadelelerle verilmiş, kazanılmış bir süreç. Bunu da unutmamak gerekiyor. Hani lay lay lom, Batılılar birdenbire devrim yarattılar, bilimi buldular, işte arkasından teknolojik devrim yarattılar, arkasından sanayi devrimi, arkasından kapitalizm falan yok.
ciddi anlamda savaşlar var, ciddi anlamda mücadeleler var. İşte birisi Rönesans'dan sonra reform hareketlerinin nasıl yapıldığı ile ilgili hikayeye baktığınız zaman görürsünüz. Yani milyonlarca insanın katledildiğini görürsünüz. Din konusundaki verilen mücadele üzerinde. Bu dönemde karşımıza bir figür, bir örnek figür çıkıyor. Yani meşruiyeti artık millete dayandırarak yeni bir süreç başlayacak ama başlamadan önce şöyle bir serzeniş, şikayet veya bir dertlenme görüyorsunuz. Kimde görüyorsunuz? Mesela Machiavelli'de görüyorsunuz. Hükümdar kitabını okuduğunuz zaman Machiavelli diyor ki bizde neden prensipler böyle ayrı ayrı kent devletleri var? Biz neden birlik olamıyoruz? Bu Türkler ta Roma'ya kadar neredeyse geldiler. Neden onlar birliklerini koruyabiliyorlar, her girdikleri savaşlarda başarılı olabiliyorlar? Onlar neden büyük devlet oluyor da biz küçük küçük devletlerle onların karşısında başarılı olamıyoruz? Bu soru çok önemli bir soru. Arkasından İtalya'da ulus devlet düşüncesi doğacak ve İtalyan küçük küçük kent devletleri birlik olacaklar. Bir ulus bilinciyle bir ulus devlet haline gelerek bir güç oluşturacaklar. İşte milliyetçiliğin dayandığı yerlerden birisi burası. Yani millet olma zaten potansiyel olarak halkın bir takım ortak özelliklerinden kaynaklanan tarihsel süreç içerisinde oluşmuş işte dil, toprak parçası, vatan, halkın çeşitli kültürel ortak özellikleri ve tarihsel bir kader insanları birbirine yaklaştırıyor. Bakın dikkat ederseniz burada çok faktör var insanların bir arada yaşamasını gerektirecek. Tabii ki bunlardan birisi de soy faktörü ama tek faktöre indirgediğiniz takdirde o zaman milletle ilgili de başka problemler çıkabiliyor. Avrupa'da bunun örnekleri çıktı. Mesela İtalyanların 1930'lu yıllardaki iddiası, faşizm iddiası ırk ve devleti örtüştürerek pusulalarından kaynaklandı. Nazizmin iddiası da aynı şekilde. Hem Alman devleti kutsal bir devlet, büyük bir devlet, yüce bir devlet, hem de Alman ırkını ırk üzerinden indirgediğiniz zaman dünyada kan akıtmasına sebep oluyor. Ama arka planında yine muazzam bir milliyetçi güç olduğunu unutmamamız gerekiyor. Yani o potansiyeli eğer doğru kullanabilirseniz ülkelerinizi güçlü bir şekilde yönetebiliyorsunuz, yönlendirebiliyorsunuz. Başarıdan başarıya götürebiliyorsunuz. Eğer doğru yönlendiremiyorsanız o zaman bela olabiliyorsunuz. Yani milliyetçilik biraz silaha benziyor. Bir mikroba benziyor. Eğer mikroplar da insanın sağlığına faydalı olan kısımları var. Silahın da insana faydalı olan tarafı var. Ama tehlikeli olan tarafı da var. Yani milliyetçiliği biraz zapt etmek gerekiyor. Zapt etmediğiniz takdirde tehlikeli bir silaha, kendinizi vurabilecek bir silaha da dönüşebiliyor. Ama bizim bu siyasal meşruiyet olarak tanımladığımız yeri biraz açmamız gerekiyor. Machiavelli'den örnek verdik. İtalya'da başlayan bir ulus devletleşme sürecinden bahsettik. Bu Fransa'ya da geçti. İşte Fransa'da biliyorsunuz Fransız devrimi meydana geldi. Fransız devriminin meydana gelmesindeki en önemli amil artık aristokrasiye ve feodal yapıya baş kaldırı başladı. Bu aristokrasi ve feodal yapıya baş kaldıran halkın önderleri var ve baş kaldırılan krallık. Yani orta çağdaki feodalizmden kaynaklanan Katolik kilisesinden meşruiyetini alan krallara karşı halkın kendine özgüveniyle beraber kendini değerli olarak hissetmesiyle beraber başlatmış olduğu bir mücadele karşımıza çıktı. Bu dönem modernleşme adını verdiğimiz bir dönem. Modernleşmeyi biz Descartes'in düşünüyorum o halde varım dediği ben kavramına bağlayarak açıklamaya başlarız. Ben en azından felsefede bu noktadan açıklanabileceğini düşünürüm. Sosyolojik yansımaları çok sonra olmuştur. Yani toplumların hayatına girmesi belki asırlar sürmüştür. Ama Descartes'in o ben dediğimiz noktaya bir değer atfetmesi,
başlangıç noktası olması, felsefesinin temelini oluşturması kilisenin tanrı merkezli anlayışına karşı bir meydan okumadır. Yani kiliseye, kutsal kitaba ve tanrı merkezine itirazımız var. Yani bizim başlangıç noktamız insandır iddiası var. Dolayısıyla Batı'da insan üzerinden yeni bir anlayış modernleşmeyle beraber yaygınlaşmaya başlar. Bu yaygınlaştırmayı Batılı filozofların çoğunda görürsünüz. Yani filozoflar bu yaygınlaştırmanın birer temsilcisi konumundadır. Çünkü artık Descartes'te başlayan o suje, öznenin nasıl bir yapıya sahip olduğuyla ilgili düşünceler ve araştırmalar yoğunlaşır. Yani insanın bilgi elde edebileceği düşüncesi, insanın zihniyle bu bilgiyi elde ederken hangi özelliklere sahip olduğu, hangi süreçlerden geçtiği meselesi nihayetinde insanın kıymetli olmasını getirmiştir. Birey olarak insanın kıymetli olmasını getirmiştir. Birey kıymetini nerede bulur? Kendi yaşadığı toplumda bulur. Kendisi gibi yaşayan insanların arasında bulur. Kendisi gibi yaşayan insanlara o zaman bir isim vermek gerekir. Alman felsefesi burada devreye girer. Mesela Herder diye bir adam var, Fichte diye bir adam var. Filozof diyelim adam dediğimiz zaman biraz küçümsemiş gibi oluyoruz. Hepsinin ayrı bir değeri var. İşte o halk kavramını orada kullandıklarını görürsünüz. Halk bir anlamda modernitenin arayış içerisinde olduğu, yeni bir siyasal meşruiyet arayışı içerisinde olduğu dönemde hem Fransa düşüncesinde hem Alman düşüncesinde, Almanya düşüncesinde merkeze gelmeye başladığını görürsünüz. Yani bir meşruiyet arayışı var ve bu meşruiyetin temeli modern toplum ve modern siyasal sistemde millete dönüştüğünü görürsünüz. O zaman bu milletin bir sosyal olgu olarak temellendirmesi problemi çıkar. Dolayısıyla milleti temellendirdiğiniz zaman, o milleti öncelik verdiğinizde, o millete göre hareket etmeye başladığınızda milliyetçilik devreye girer. Yani Fransa'da Fransız devriminden sonra ortaya çıkan süreç Fransız milliyetçiliğin gelişmesini tetiklemiştir ve bir Fransız milliyetçiliği ile beraber Fransa yeni bir güç haline gelmiştir. İtalya yeni bir güç haline gelmiştir. Almanya yeni bir güç haline gelmiştir. Almanya buna ilaveler yapar. Yani kendi milletiyle ilgili daha üst bir duruma çekmek için mücadele verir. Düşünürleriyle beraber mücadele verir. Bunun sebepleri var. Tarihsel süreçteki sebepleri var. Sebeplerden birisi biliyorsunuz Katolik Kilisesi'nin egemen olduğu yerlerde Latin kültürü egemen ve Latin kaynaklı bir medeniyet her zaman Avrupa'da kendisini üstün lanse eder. Dikkat ederseniz yine Almanya'da reform hareketleriyle beraber yeni din anlayışı hüküm sürmeye başlamıştır. Katoliklikten kurtulma ve Protestanlığın yayılması söz konusudur. Protestanlığa dört elde sarılırlar Almanlar. Arkasından İngilizler sarılırlar. Sebep biz diğer işte o Latin kökenli milletlerden, topluluklardan, devletlerden ne eksiğimiz var? Biz de kutsalız. Yani onlar kendilerini Tanrı'ya dayandırıyorlarsa kutsallıklarını, kiliseye dayandırıyorlarsa veya başka bir şeye dayandırıyorlarsa, kendilerinin ayrıcalıklı olduğunu düşünüyorlarsa biz de ayrıcalıklıyız düşüncesi Almanlarda biraz aşırıya gitme diyebileceğimiz noktaya çeker. Bir örnek vereceğim bu noktada. Belki Nietzsche de verilebilir ama Hegel de görebilirsiniz. Hegel tarihin görmüş olduğu en kapsamlı dünya, doğa ve insan hayatını birlikte açıklayabilen çok kapsamlı düşüncelerden birisini üretmiştir. Yani Hegel'i bu çerçeve içerisinde bakmak gerekir. İşte Geist'in fenomenolojisi en son özgürlüğüne devlette kavuşacaktır. Devlet kutsaldır. Yani Geist tarafından, Tanrı tarafından kutsal bir devlet düşüncesi faşizme götürür. Nihayetinde bu devlet yeryüzündeki hangi devlettir? Herhalde olsa İngiltere olacak değildir. Osmanlı Devleti olacak değildir. Yani
Hegel Alman olduğuna göre tabii ki Alman devletidir, Prusya devletidir. O zaman Almanlar da Tanrı'nın özgürleştiği yeryüzündeki en seçkin halk durumuna geçer. Yani Fransızlara nazaran kendilerini daha yüksekte görme noktasına götürür. Bu bir potansiyel güçtür. Tehlike dememin sebebi bu. Yani milliyetçiliği kontrol altında tuttuğunuz zaman kendi milletinizi, kendi devletinizi muazzam bir noktaya götürebilir, çekebilir. Ama tehlikeli bir noktaya işte 20. yüzyılın hem 1. Dünya Savaşı'nda hem de 2. Dünya Savaşı'nda bunun sıkıntılarını yaşadık. Avrupa'da milletler oluştu. Milletlere dayalı modern siyasal örgütlenmeler oluştu. Bu devlet yapısının değişmesi demektir. Yani modernitenin artık temel birimi modernite insan aklı üzerine, birey üzerine gelişirken toplumsal yapı da milletler üzerinden şekillenmeye başladı ve bu milletleri toplum olma hali veya ütopyalarla beraber de okuyabilirsiniz. Yani toplumu anlama çabaları oluştu. Mesela yine 16. yüzyılda ütopyalarla beraber doğal toplum ve toplum sözleşmesi kavramları karşımıza çıkar. Bunlar da aslında toplum denmesine rağmen kendi toplumlarını kastederek, yani genelde toplumlar böyledir, dolayısıyla bizim toplumumuz da böyledir şeklinde bir açıklamaya dönüştürülebilecek modellerdir. İşte Jean-Jacques Rousseau'nun toplum sözleşmesini böyle yorumlayabilirsiniz. Jean-Jacques Rousseau'nun toplum sözleşmesi teorisini ileride Comte'da veya Durkheim'da toplum şuuru, millet şuuru bilinci halinde yorumlayabilirsiniz. Yani birey, tek tek bireylerden oluşan toplumun kendine ait, kendine has bir ortak özelliği, yani benim dışımda, bireylerin dışında bir ortak özelliği vurgulanmış olur. Burayı da açmak gerekir. Ben toplum sözleşmeleri ve ütopyaların da milletleşmeyi açıklamak için kullanılabileceğini düşünürüm. Bize tekrar dönecek olursak, bizim toplumumuzda üç fikir akımının ortaya çıktığı dönem, işte millet arayışının ortaya çıktığı dönemdir demiştim. Avrupalılar millet üzerinden yeniden bir devlet yapılanmaları oluşturduğuna göre ve bu devlet yapılanmaları da güçlendiğine göre, tabii ki sadece millet üzerinden şekillendiği için güçlenmedi belki ama başka faktörleri de göz önüne almak lazım. Biz sosyolojide olaylara tek faktörlü bakış açılarını 19. yüzyılda terk ettik. Şu anda bütüncü bir şekilde bakmamız gerekiyor. Bütüncü şekilde baktığınız zaman tek faktörlü açıklamalar yerine çok faktörlü açıklamaları tercih etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla burada baskın durumdaki bir kavramı ortaya çıkartmak için kullanıyoruz. Yani sadece millete bağlı değil ama millet üzerinden şekillenen yeni siyasal yapıda başarılı olduklarına göre, biz de Avrupa'nın başarısını anlamaya çalıştığımıza göre, Avrupa'daki siyasal dönüşümün bizde de oluşması için bir çaba başlatmış durumdayız. İşte milletleşme dediğimiz şey, millet tanımlaması dediğimiz şey, milletin ne olduğunu ortaya koyup ve yeni bir birlik, yeni bir güç oluşturma ihtiyacımız 19. yüzyılda, 19. yüzyılın sonunda biraz önce söylediğim üç kavramla karşımıza çıktı. Ve bu minval üzerine Osmanlıcılık, Osmanlı milleti tanımlaması üzerinden Osmanlı egemenliğindeki kendi dininden ve dilinden olmayan grupları bir arada tutmaya, onları bir millet olma iddiasını ikna etmeye yetmedi. Yani siz de Osmanlı milletindensiniz dedilerse de yok kardeşim ben Yunan milletindenim, Sırp milletindenim deyip ayrılık hareketleri devam etti. O zaman onlar ayrılıyor, hiç olmazsa içeride kalan Müslümanları bir millet olarak ilan edelim. Yani modern bir millet olduklarını hatırlatalım. İşte bir millet şuuru haline getirelim ve yeni bir millet oluşturalım iddiası, yapay bir millet iddiası şeklinde olduğu için, yani Osmanlıcılık içinde, İslamcılık içinde Osmanlı tebaası içerisindeki Müslümanları tutmaya da yetmedi. Yani Arnavutlar bir taraftan, Araplar bir taraftan devletin egemenliği altından ayrılma sürecini devam ettirmiş oldu.
En sonunda Türklere kaldı. Türkler hiç olmazsa kendi aramızda birlik oluşturalım iddiasıyla bir araya gelmeye çalıştılar. Türkçülük akımı bunun üzerinden, bir Türk milleti tanımlaması üzerinden gelişmiş oldu. Burada da etken rol Türkçülük akımı aynı zamanda Turancılık şeklinde şekillendi. Şekillenmesinin en büyük sebebi de Osmanlı'ya sığınmış olan, Rusya'nın egemenliği altına girmiş olan Türk topraklarından değişik Türk boylarının gelmiş olan, Türk boylarından gelmiş olan aydınlar oldu. Bunlardan birisi Yusuf Akçura. Bugünkü Rusya Cumhuriyeti'nin içerisinde Tataristan Cumhuriyeti var. İşte o Tatarlar dediğimiz, Tataristan dediğimiz, Kazan dediğimiz yer çoktan Rusya'nın egemenliğine, Çarlık Rusya'nın egemenliğine girmişti. Birisi İsmail Gaspıralı, Kırım'dan gelmiş bir aydın. Kırım çoktan Osmanlı'nın, Rusya'nın egemenliği altına girmiş durumdaydı. Birisi Ahmet Ağaoğlu, Azerbaycan çoktan Çarlık Rusya'sının egemenliği altına girmişti. Buna benzer şekilde saydığımız zaman bu aydınlar dediler ki Osmanlı da yıkılıyor. Bak biz de vatanlarımızı, bağımsızlıklarını kaybettik. Türkler bir araya gelirsek bir birlik oluştururuz. Yeni bir güç oluştururuz. Milliyetçilikten bir de biz faydalanırız. İddia buydu. Gökalp bunu milliyetçilik milletlere, Avrupa'daki milletlere büyük bir güç verdi. Milliyetçilik bir mikrop olarak Osmanlı'nın yıkılmasına da sebep oldu. Çünkü Osmanlı'nın egemenliği altındaki halklara, farklı milliyetlere de bu virüs girdiği için onlar milliyetçiliklerin gücüyle bizden ayrıldılar diyor. Bir tek diyor milliyetçiliği biz Türkler arasında sokmadık. Yani çünkü biz Türk'üz dersek işte ayrımcılık yapmış oluruz diyerek bu virüsten uzak tuttuk ama gördük ki şu anda elimizde bir şey kalmadı. Balkan bozgunundan sonra bu. Yani Balkan bozgunu da hatırlayın 1912. Balkan bozgunu, Elveda Rumeli hikayesi çok acıklı bir hikayedir. Belki aranızda oradan büyükleri gelmiş olanlar vardır. Hikayeyi bence takip etmek lazım. Şu anda Yugoslavya dağıldıktan sonra o bölgeyle ilgili irtibatlarda hüzünlü pek çok anılar paylaşılıyor. Çünkü 500 yıl egemen olduğunuz, vatan haline getirmiş olduğunuz topraklardan, evlerinizden, barkınızdan, zenginliklerinizden vazgeçip gelmek zorunda kalıyorsunuz. Gelmeniz problem değil. Geldiğiniz zaman açsınız, açıktasınız, köyünüz yok, yeriniz yok, yurdunuz yok. Gelirken zaten milyonlarcanız kırılmış vaziyette. Yani orada binlerce veya milyonlarca saldırılarda öldürülmüş insanlar, buraya geldiği zaman öldürülmüş insanlar. Dolayısıyla bu süreç içerisinde Gökalp diyor ki artık bu mikroptan faydalanma zamanı Türklere gelmiştir. Türkler de millet olduklarının bilincine varmaları gerekir. Millet olarak milleti temellendirme ile ilgili çok sayıda teori var. Oralara girmeyeceğim çünkü bu konferansın kapsamı içerisinde bunu bitirebilmek mümkün değil. Sadece şu kadarını söylemek isterim. Gökalp milleti tanımlamaya çalışır. Gökalp özellikle hem sosyolojinin kurucusu hem de Türkçülüğün kurucu düşünürlerinden birisi olarak bence dikkat etmek gerekir. Bir de Anadolu'daki, Türkiye'deki, Osmanlı egemenliği altındaki bütün etnisiteleri iyi tanıyan bir insan. Yani kendisi Diyarbakır'da doğmuş, büyümüş. Etnisite olarak o bölgeyi çok iyi bilen, aşiretlerin yapısını çok iyi bilen, İstanbul'a geldiği zaman, Selanik'e geldiği zaman o yapıları çok iyi takip edebilen, bilen bir insan. Dolayısıyla Türklüğü tanımlarken bütün milletleri de aynı şekilde tanımlamak gerektiğini düşünür ve bütün milletleri aynı şekilde tanımlarken kullanabileceği en önemli argüman, dayandığı önerme, bir kültür içerisinde yoğrulan halk millettir diyor. Yani aynı terbiyeyi o kültür içerisinde bir terbiyeden geçmiş insanlar o milletin bir üyesi haline gelir. Bu ne demektir? Millet olmak bir süreç içerisinde o topluma katılabilmek demektir. Yani bir soy bağı aramaz Gökalp. Hatta
O dönemde Avrupa'da soy üzerinden, ırk üzerinden millet tanımlamaları vardır. Irk üzerinden Avrupa'da çok ciddi teoriler de vardır. Sosyoloji teorileri de vardır. Bunların hepsini reddeder. Bir bilinçtir millet olmak ve o bilinç haline gelmesi bir kültürel eğitim süreciyle meydana gelir. Dolayısıyla köken itibariyle farklı etnisitelerden olsanız da aynı topraklar üzerinde, aynı kültür içerisinde, aynı şuur içerisinde o topluma katılırsanız ve bir mefkûreye inanırsanız, birlikte yaşama arzusunu gösterirseniz milletin bir parçası olursunuz. İşte o ırk noktasında da şunu söyler, yani ırk ancak atlarda aranır. Yani saf ırk atlarda vardır, insanlarda yoktur. Ki bunu biz sosyolojik millet tanımlaması olarak kültürel milliyetçilik veya kültürel millet tanımlaması diyebiliriz. Dolayısıyla milleti nasıl tanımlarsanız tanımlayın. Hareket noktasını sadece siyasal devlet mensubiyeti üzerinden tanımlayan teoriler var. Mesela Mustafa Kemal'in tanımlaması biraz da böyledir. Yani bir Milli Kurtuluş Savaşı verilmiş. Bu Kurtuluş Savaşı'nda herkes sınav vermiş bir anlamda. Yani Türk milletinin yanında yer alarak Kurtuluş Savaşı'na, milli mücadeleye katılan insanlar bir irade göstermişler, birlikte yaşama iradesi göstermişler ve bir devlet kurmuşlar. Bu devletin üyesi olan herkes Türk itlak olunur, kabul edilir diyor. Dediği aslında tam bir sosyolojik süreç. Çünkü Gökalp'in dediğinden de çok fazla farklı değil. Çünkü bir iradedir. Eğer o dönemde farklı milliyetlere sahip, farklı etnisitelere sahip insanlar arkasını dönüp gitselerdi, işte Kafkaslardan geldim, benim meselem değil, işte biz Ruslardan kaçtık buraya geldik, bir de Osmanlı'nın torunlarını mı savunacağız demiş olsalardı, mesela Çerkezlerin bu milletin içerisinde mensubiyet almaları söz konusu olmazdı. Ama en can siperhane çalışan veya mücadele eden gruplardan birisidir. İşte güneyimizde Fransız işgalinden kurtulmak için çaba sarf eden, ki milli mücadele ordularının oraya gidebilmesi mümkün değildir o dönemin şartları içerisinde. Antep'te, Urfa'da, Maraş'ta, Adana'da verilen mücadeleler bunu gösterir. Dolayısıyla Anadolu'da verilen bir tecrübe sonucunda bir milletleşme söz konusudur. Cumhuriyet döneminde tabii bu milleti modernleşme adı altında geliştirmeye çalışma sürecinde bazı tartışılan konular vardır. Bu milletleşmeyle ilgili değildir, modernleşmeyle ilgilidir. Modernleşme sürecinde her dönemde sancılar yaşanır. Osmanlı'nın son döneminde de yaşanmıştır. Çünkü Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki modernleşme çabaları aynı zamanda Osmanlı'nın son dönemindeki çabalarla paraleldir. Bu milletleşme devam eden bir süreçtir. Milletleşme bitmesi gerekmez. Daha doğrusu millet dediğimiz varlık dinamik bir varlıktır. Yani oluş halinde devam eden bir süreçtir, değişen bir süreçtir. Yani öz aynıdır ama özün etrafında adetleri değişir, kültürü değişir. Bu değişmeyi de biz yakından sosyolog olarak takip etmeye çalışırız. En son rahmetli Erol Güngör Hoca'nın kültür değişmeleriyle ilgili analizleri bunu çok net bir şekilde ortaya koyar. Yani milliyetçiliği bu çerçeve içerisinde bizim kendi hayatımızdan da takip etmek mümkün. Gelelim son döneme. Biraz önce bir manzara çizdik. Konuşmamın girişinde bu manzaradan bir parça vermiştim. Soğuk Savaş 1989 yılında Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla beraber sona erdi. Berlin Duvarı sadece bir semboldür. Yani bir sürecin bir noktasıdır ve öncesi sonrası bir süreçtir. Bu sürecin içerisinde Gorbaçov'un Sovyetler Birliği'nde almış olduğu kararlar çok etkili olmuştur. Sovyetler Birliği'nin dağılmasında ve Sovyetler Birliği'nin kansız bir şekilde imparatorluktan vazgeçmesi, sosyalist sistemden vazgeçmesi ve yeni bir döneme girmesini sağlamıştır Gorbaçov'un almış olduğu kararlar. Dolayısıyla 1989'dan sonra Sovyetler Birliği dağılmıştır. Biraz önce söyledim. Fukuyama, Sovyetler Birliği'nin dağılması sürecinde
hemen elini kaldırıyor, artık diyor tarih sona erdi. Kime nazaran, nazire yaparak söylüyor veya kime dayandırarak söylüyor, nazire demeyelim yanlış olur. Hegel'in biraz önce söylemiş olduğumuz teoriye ve Marx'ın biraz önce, gerçi biraz önce söylemedik onu, Marx'ın ideolojik olarak tarihin sonu iddiasına gönderme yaparak söylüyor. Ama tek kutuplu bir dünyanın olmayacağını şu son 20 yıllık içerisinde, 25 yıllık içerisindeki sosyal değişmelerde, siyasal değişmelerde, ekonomik değişmelerde pekala görebiliyoruz. Burada ben küreselleşme ve milliyetçilik üzerine çalışmıştım. Bir paradoks var. Yani bir taraftan evrenselcilik iddiası, ilerlemeciliğin bir son raddesine gelme iddiası var. Bir taraftan da evrenselciliğin yok etmeye çalıştığı milletlerin kendini tekrar var etme, öne sürme iddiası var. Bu süreç içerisinde küreselleşmenin ilk başladığı Soğuk Savaş sonrasındaki ilk döneminde en çok küreselleşmenin imkan verdiği ülkelere veya milletlere baktığımız zaman birincisi Amerikalılar. Yani Amerikan sistemi bu işte dünyanın bütün kaynaklarını ben artık daha rahat sömürebilirim mantığıyla küreselleşmeyi biraz da ağzının suyu akarak hoşuna giderek, sevinerek lanse etti, bekledi ve sürdürmeye çalıştı. Kendi çıkarları doğrultusunda sürdürmeye çalıştı. İkinci, belki sıralama anlamında değil ama millet, Almanlar, yani Almanlar biliyorsunuz Soğuk Savaş döneminde sembolik olarak iki Almanya birbiriyle çekişme halindeydi ve araya Berlin Duvarı örülmüştü. Yani Berlin kentinin içerisine bu duvar örülmüştü. Berlin Duvarı yıkıldı, iki Almanya birleşti ve Almanya yeni bir güç potansiyeli olarak yükselme eğilimine girmiş oldu. Yeni küresel dönem içerisindeki millet gücü anlamında bence ikinci sıra veya üçüncü sırada Türkler gelir. Sovyetler Birliği yıkıldığı zaman 5 tane bizimle aynı kökenden gelen, aynı kültürel dokulara sahip olan devlet ortaya çıkmış oldu. Aynı zamanda bizim interlantımız olan eski Yugoslavya topraklarındaki bize yakınlık içerisinde olan toplumlar bağımsızlıklarını kazandılar ve aynı zamanda bir takım çatışmalar içerisine girdiler. Hem imkan hem de risk doğurmuş oldu. Türklerle ilgili ilk tehlikeyi fark eden Medeniyetler Çatışması kitabının yazarı Huntington oldu. Huntington Bosna Hersek'te bir gösteri esnasında Yugoslavya dağıldıktan sonra sokaklarda insanların Türk bayraklarıyla yürüdüğünü yazıyor kitabında. Türk bayrakları ve Suudi bayrakları altında yürüyor bu insanlar diyor. Bu nasıl bir küreselleşme diyor. Yani küreselleşme dediğiniz şey insanların artık ya Birleşmiş Milletler bayraklarıyla ya da Amerikan bayraklarıyla yürümesi gerekirdi. Yani Batı'nın sembolleriyle yürümesi gerekirdi. Burada diyor bizden farklı bir şey var, medeniyet var. Yani farklı bir varlık var. Buradaki kastı bu. İşte o varlık millettir arkadaşlar. Yani milletin temellendirmesini arıyorsanız. Huntington'un alarm zillerini çalmasından sonra Amerikalılar ve dünyanın diğer güçleri Türklerin potansiyel bir güç oluşturmaları karşısında ciddi anlamda endişeye kapıldıkları ortada. Yani çünkü 5 tane Türk devletiyle beraber 6 devlet işbirliği yapsa, büyük bir birlik oluşturmuş olsa ciddi olarak bir dünya gücü olabilir. Reel durumda birleşik olabilir olmaz hikayesi ayrı ama dışarıdan gözlem olarak söylüyorum. Dışarıdaki devletlerin ve beyinlerin bakış açısı olarak söylüyorum. Bunlardan birisi şu anda Amerikan sisteminin akıl hocalarından birisi. Stratfor'un yöneticisi Fredman diye bir adam var. Gelecek 100 yıl diye bir kitap yazdı bu süreç içerisinde. Arkasından Gelecek 10 yıl diye bir kitap yazdı. Kitabı yazdığı herhalde 20 yıl falan olmuştur Gelecek 100 yıl kitabını yazdı. O kitabında diyor ki Amerikan sisteminin karşısında gelecekte bir Meksika problem olacak diyor. Yani yakın çevresi içerisinde
bir Çin problemi olacak diyor global çerçeve içerisinde, bir de Türkler problemi olacak diyor. Yani Türklerle şu anda müttefikiz ama diyor gelecek 100 yıl içerisinde, en fazla 30 yıl içerisinde Türklerle karşı karşıya geliriz diyor. Çünkü hinterlandımızda çıkar çatışmaları meydana gelmesi kaçınılmaz diyor. Dikkat ederseniz çok da uzun sürmedi. Yani bizim Rusya'ya yakınlaşma mecburiyetimiz Amerika ile çıkarlarımızın çatışmasından kaynaklandı. Hani siyasi iktidarların yanlışları olur, doğruları olur, onlara hiç girmiyorum ama dünya konjonktüründe bir milletin varlığının meydana getirmiş olduğu sonuçlar açısından bakın meseleye ve ciddi anlamda dünyada tek kutuplu bir dünyanın kurulamayacağı, son dönemdeki olaylarla, tarihsel olaylarla, toplumsal olaylarla ispatlanmış oldu. Bu oyuna güçlü milletler tekrar girebileceklerini göstermeye başladılar. Bunu Suriye Savaşı'nda, İç Savaşı'nda görmüş olduk. Suriye Savaşı şu anda daha da alevlenmiş idi. Biraz soğumaya girecek gibi görünüyor ama tamamen durmayacak, o belli. Çünkü çıkar çatışmaları oradan devam ediyor. Hinterland çatışmaları devam ediyor. Rekabet devam ediyor. Kiminle devam ediyor? Büyük milletler arasında devam ediyor. Yani veya tarihsel güç potansiyeli olan milletler arasında devam ediyor. Yani milletleri mecburen sınıflandırmak zorundayız. Her millet aynı derecede tarihsel olaylara girebilmiş değil. Tarihte de zaten böyle. Çünkü tarihi meydana getiren belli başlı medeniyetler var. Arnold Toynbee bu medeniyetleri 18 tane diye sınıflandırıyor. Toynbee'nin sınıflandırdığı medeniyetlerin bir kısmı ölmüş medeniyetler ama bir kısmı hayatını devam ettiren ve rekabeti devam ettiren medeniyetler. İşte o medeniyetlerin içerisindeki milletler de kendi kültürel farklılıklarından, kendi sosyolojik farklılıklarından, kendi gerçekliklerinden hareket etmek zorundalar. Gerçekliklerinden hareket etmedikleri takdirde çok büyük yanlışlara ve çok büyük kendi milletlerine zarara sebep olabiliyor. O yüzden her millet kendi gerçekliği üzerinden hareket ettiğine göre bizim de bu gerçekliği göz önünde almamız gerekiyor. Özellikle şu son olaylar bunu gösteriyor. Mevcut hükümetimiz de bunun farkına ancak varabildi. Yani başımıza 15 Temmuz'da bombalar yağdıktan, düştükten sonra fark edebildi. Tam olarak fark etti mi etmedi mi bilmiyorum. O da tartışılır. Yani siyasal anlamda tartışılır ama dünya gerçeği şunu gösteriyor. 19. yüzyılın gerçekleri üzerinden yeniden bir Osmanlıcılık yapılamayacağını gösteriyor. Ki Osmanlıcılık o dönemde bile, Osmanlı İmparatorluğu varken bile çare olmadı. Bugün hiç çare olmayacağını zaten görmüş olduk. Ve o dönemin yine İslamcılığını yeniden yorumlayıp tekrar bir millet temeli oluşturabilmesini beklemek yine beyhude, gerçeklerden uzaklaşmak demek. Bunu kim öğretiyor bize? 15 Temmuz'da Fethullah Gülen diye bir adam öğretti. Yani ben sizin kardeşinizin değilim mesajını vermiş oldu. Kim öğretti? Suriye'nin devlet başkanı Esad öğretti. Kim öğretti? İran'ın yöneticileri öğretti. Kardeşim biz Müslümanız ama sizden değiliz mesajı. Yani sarılsanız da adam size hançer saplıyor. O zaman ne yapacaksınız? Millet gerçekliği üzerinden hareket edeceksiniz. Dolayısıyla milliyetçiliğin böyle bir gücü, potansiyeli var. Üzerinde tartışılacak çok noktaları var, çok konuşulacak noktaları var. Ben sürelere uymaya biraz özen göstermeye çalışıyorum. Saatim orada durmamış olsa ben konuşmaya devam ederdim. Saatimle biraz kendimi kontrol altına aldım. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum.